Arkadaşlar Çınar Akademi olarak yeni bir derse yine karşınızdayız. Haziran ayı çalışma sorularından Türkçe sorularını çözüyorduk. Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırladığı kitapçıktaki Türkçe sorularına geldi sıra. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Birinci soru bakalım bizden ne istemiş? Verilen bilgilerden hareketle Mustafa Kutlu ile ilgili olarak hangisine ulaşılamaz? Bu tür sorularda ilk adım seçenekleri kontrol etmek olmalı. Gördükçe elememiz lazım. Metni bitirdikten sonra seçeneklere bakmak bakarken tekrar metne gitmemize sebep olabilir. O yüzden gördükçe elemek işimizi kolaylaştıracaktır. Farklı edebi türlerde eserler vermiştir. Aynı yıl birden fazla ödüle layık görülmüş. İnsanın zorluklar karşısında tek başına mücadele edebileceğine inanır. Öğrenim hayatına farklı şehirlerde devam etmiştir. Hemen bakalım. Doğduğu zaman var burada. Geçiyorum. Erzincan Lisesi dediği anda öğrenim var dikkat edelim. Ardından da Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi dedi. Buraya dikkat edeceksiniz. Aslında iki şehir verilmiş. Biri Erzincan, diğeri de Erzurum. Buradan onu anlıyoruz. Ancak yazılmamış yazılmadığı için bunun cevap olacağını düşünebilirsiniz. Bir çeldirici ya da bir eksiklik var diyebiliriz burada. O yüzden yanına bir işaret atalım. Daha da ilerleyelim. Karşımıza ne çıkacak onu görelim. Tunceli Lisesi'nde İstanbul Vefa Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yaptı. Geçiyoruz. Hikaye, deneme, inceleme türleri gördük. Farklı edebi türlerde eserler vermiştir. Çıkarılır. Türkiye Yazarlar Birliği tarafından iki defa yılın hikayesi seçilmiştir. Dikkat! aynı kurum aynı ödülü aynı yıl iki kere vermeyeceğine göre burada kastedilen aslında farklı yıllarda aynı kurumdan ödül aldığı ancak şıkta nedenmiş bize aynı yıl birden fazla ödüle layık görülmüş gördüğün gibi net bir şekilde yanlış neden Erzurum'u işaretlemedik orada aslında şehrin varlığı belli belki bunu sizin bilmeniz istenmiş ki bence bu yanlış normalde oraya Erzurum'da yazmalı yazsa daha doğru olacak yazmalıydı hatta ancak burada net bir şekilde yanlışlık var. Dikkat ederseniz cevabın zaten anahtarda da cevap anahtarı B olarak vermiş bu soruyu. Ancak bu şıkkın tehlikeli bir şık olduğunu söyleyeyim. Sınavda çıksa birçok kişi bunu işaretleyebilirdi. C'yi de bulalım, bu soruyu bitirelim. İnsanın zorluklar karşısında tek başına mücadele edebileceğine inanır demiş. Onu da nerede göreceğiz? Bakalım burada tırnak işareti içinde bir alıntı yapıldığına göre olabilir. Ne kaçıp gitmek ne ekip biçmek seferde içinde tahammül de her şey sende kararını ver ve yoluna devam et diyerek hayata bakış felsefesini ifade etmiştir. Kişi tek başına mücadele edebilir buna inandığını burada gösteriyor bize her şey sende derken bunu görebiliyoruz. Karar senin yoluna devam et diyor yani mücadele et. Gördüğümüz gibi seçenekleri bu şekilde değerlendirdik. Bu seçenek önemliydi bence. birçok kişiyi hata yap, birçok kişiyi hata yaptırabilecek bir seçenek olarak karşımızda duruyor. Ancak iki şehir var mı? Var. Evet. Atatürk Üniversitesi'nin hangi şehirde olduğunu biliyorsan burada bir sorun yaşamayabilirdin ki bence bilsen de yaşardın, takılabilirdin bu soruya. Diyelim devam edelim ikinci soruyla. Yukarıdaki grafiklerde verilen kavramlar sırasıyla hangi atasözleriyle sözleriyle eşleştirilebilir? Hemen bakalım. İş Süreklilik başarı el eli kar iki el yüzü burada birliktelik var dikkat edersen burada yok ama birlikteliği başka bir yerde görebiliyorsun o yüzden A'yı eleriz yuvarlanan taş yosun tutmaz yuvarlanan taş yosun tutmaz bir iş var yuvarlanan taş yosun tutmaz ifadesinin ne anlama geldiğini bilmeniz lazım devamlı bir yerde çalışmayan devamlı iş değiştiren bir kişinin sonunda başarıya ulaşamayacağı başarı kazanamayacağını gösteren bir ifadedir bu ancak bunu bilmiyor olsan da diğerlerinden cevaba ulaşabilirsin. Deveyi yardan uçuran bir tutam ot değil. Bunlar arasında kaldığını düşünelim. İkinci ve üçüncü sana cevabı gösterecektir. Güç, birliktelik ve yardımlaşma demiş. Bunları elemiştik hatırlarsan. O yüzden bunları şöyle çizelim bakmayacağız. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur derken el eli yıkar iki el yüzü yıkar derken hangisinde birliktelik görüyoruz? Tabii ki de el eli yıkıyor Bunlar birbirleriyle yardımlaşıyor ve bunların birlikteliğiyle doğan güçle yüzde yıkanıyor. Dolayısıyla Burada birliktelik ve gücü görüyoruz. Peki deveyi yardan uçulan bir tutam ot tur nerede? Gördüğün gibi hırs tehlike çıkar. Bir tutam ot için deve yardan atlama riskini göze alır. Kendini tehlikeye atar gibi düşünürseniz ki bu onun gerçek anlamı olarak düşünün. Mecazandan başka bir şeydir. İnsanların küçük şeyler için kendilerini tehlikeye atmalarından bahsettiğini çıkarabiliriz buradan. Bu ikisini bulduktan sonra da yuvarlanan taşıyorsun yosun tutmazı da ne yapabilirdik? Değerlendirip işaretleyebilirdik. Çünkü burada bu ayrım gerçekleşiyor. Diyelim üçüncü soruya geçelim. Üçüncü soruya geldik. Bakalım ne istemiş? Buna göre aşağıdakilerin hangisinde yapışmak kelimesi bu anlamların dışında kullanılmıştır? Yani aşağıdaki cümlelere bakacağız. Yukarıda açıklaması yoksa cevabı bulmuş olacağız. Hemen bakalım. Bir rahatsız, birini rahatsız etmek, sataşmak, peşini bırakmamak, musallat olmak. İyice yaklaşmak, sokulmak, değmek, sıkıca yakalamak, tutmak, sarılmak, bir iş yapmak amacıyla hevesle bir şeyi eline almak okuyoruz. Zarfın iyice yapışıp yapışmadığına o kadar dikkat ettik derken buradaki yapışmak yukarıda anlatılanlardan biri değil. Neden değil? Buradaki yapışmak kimyasal bir olay olarak düşünebilirsiniz bunu. Bir yapıştırıcı madde var. Orada kimyasal bir tepkime sonucunda iki nesnenin birbirine ayrılmaz hale gelmesi kastedilmiş. Dikkat ederseniz ancak yukarıda böyle bir açıklama yok cevabı bulduk. Diğerlerini eşleştirelim, cevabımızı da netleştirelim. Dişlerini oltayı almış, tekrar küreklere yapışmıştı derken bir iş yapmak amacıyla hevesle bir şeyi eline almak, küreklere yapıştı. Geri geri giderek duvara yapıştı. İyice yaklaştı duvara. Bununla eşleştirebiliriz bunu. Niçin yalan söylüyor? Bu zavallıya iftira ediyorsun diye Kulağıma yapıştı. Dikkat et, sıkıca kulağını tuttu. Neden yalan söylüyorsun? diyerek bununla eşleştirebiliriz. Peki birini rahatsız etmek, sataşmak anlamında günlük hayatta kullanıyorsunuz. Ya şu adam yapıştı, peşimi bırakmıyor. İlla çanta satacak. Yani yapıştı, rahatsız ediyor, peşini bırakmıyor. Musallat oldu. Manalarında kullanılabilir. Diyelim ve dördüncü soruya geçelim. Dördüncü soru bakalım bizden ne istemiş? Yukarıdaki tarife göre haritada yer alan fiilimsi türlerinin doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisidir? Bir kroki var, yol izleyeceğiz. İzlediğimiz bu yolda karşımıza çıkan fiilimsileri adlandırıp aşağıda sıralamasını bulacağız demektir bu. Hemen bakalım. Çukurlu Çeşme sokaktan ok yönünde ilerleyin. Çukurlu Çeşme sokak burada. Ok yönü derken ilk e, fiilimsi olan cümleyi gördük. Bakalım neymiş? okula koşarak geldi derken zarf fiili görmekteyiz. Zarf fiil olmayan seçenekleri ne yaparız o zaman? Eleriz. Devam edelim. Ne diyor bize? Ok yönünde ilerleyin. İlk sola dönün dediğinde sola döneceğiz. Karşımıza ne çıktı dikkat edersen. Çocuk gelen kargoyu aldı derken gelen bizim sıfat fiilimiz olacak. Burada bir püf noktası da aslında bakmamıza gerek yok ta sona kadar. Neden? Sıfat fiili gördüm. Burada da sıfat fiil var. Arkasından gelen zarf fiil olacak İkisinde de aynısını görebiliyoruz. Son fiilimsi bize cevabı verecek aslında. Ama biz sıralamayı doğru takip etmek açısından kontrol ederek ilerleyelim. Billurcu sokak boyunca devam edip ilk soldan dediği anda ilk sol burası. Meşelik sokağa girin dedi. Meşelik sokak burada. Gördüğün gibi karşına çıktı. Ne bu? oraya gitti gideli beni aramadı derken zarf fiili gördük ki zarf fiili olduğunu söylemişti zaten. Devam ediyoruz oraya girdik. Sokak bitiminden sağa dönün. Sokak bitecek sağa döneceksin. Devam edelim. İstiklal Caddesi'nden ilerleyip Taksim Meydanı'na varın dedi. Meydana vardık. Taksim Meydanı burada kendini gösterdi. Peki buradaki fiilimsimiz ne? Kitap okumak derken isim fiili gördük. Ne olacak o zaman? Adana'yı eleyeceğiz. Cevabımız C olacak. Sıralamayı doğru bir şekilde yapmak adına sıra sıra gittik. Cevabımızı bulduk. İşaretleyip diğer soruya geçebiliriz. Geldik 5. soruya bizden ne istemiş? Yukarıdaki paragrafı en iyi anlatan görsel aşağıdakilerden hangisidir? Eşleştirme yapacağız. Dikkat edeceğiz. Neye dikkat edeceğiz? Olmayanı gördüğümüz anda eleyeceğiz. Adım adım ilerlemek bizi sonuca rahatlıkla götürecektir. Sabırsızlıkla beklediğim gün gelip çatmıştı. Seni göreceğim için çok heyecanlıydım. Çabucak hazırlanıp buluşmak için karar verdiğimiz yere geldim. İşte o yeri anlatacak bize. Önce bankta oturup zamanın geçmesini bekledim. Bank nerelerde görüyoruz? Burada bir bank görüyoruz. Evet. Buraya baktığımız zaman bir bank göremiyoruz. Dolayısıyla bunu eleyebiliriz. Buraya baktığımızda burada banklar görünebiliyor. Resim ne kadar küçük olsa da dikkatli baktığınızda görebilirsiniz. Buraya baktığımızda aslında bank görünmüyor. Oturulacak yerler var ama bank yok. Bunu da elemek mümkün. Ama ilerleyen safhada eleseniz bir şey değişmeyecek. Ancak elenebilir onu da söyleyeyim. Çünkü bank göremedik. Devam edelim duyduğum kuş sesleri heyecanımı ikiye katlamıştı dediği anda dikkat edeceksin bu üç resmi bunu da elemediğini düşünürsen bunlar arasında kuş resmi nerede var? Bunda yok. Dolayısıyla tek bir seçenek kalıyor karşında aslında. Bu kalıyor. Hocam burada kuş var ama burada bank göremedik. Dikkat edersen banklarda da oturan birini göremiyoruz. Çok uzaklarda derinlerde varsa ki ona dikkat etmeyeceğiz biz. Bariz olana dikkat etmemiz lazım. Resmin buralarında ya varsa hocam gibi bir düşünce olmasın gelmesin aklınıza. Burası insanların olduğu bir yer bank olabilir gibi düşünmeyeceğiz. Gördüğümüze bakacağız biz. Cevabı bulmuş olduk aslında ama netleştirelim. Devam edelim. Duyduğum kuş sesleri heyecanı 2'ye katlamıştı dayanamadım oturamıyordum ayağa kalkıp denizi izleyerek kalabalığa karışıp bir nevi kayboldum Deniz burada bakın gördüğünüz gibi kendini gösteriyor. Arkada kalabalık olarak değerlendirebileceğimiz insan topluluğu az da olsa görülüyor. Ama devam edelim biz netleştirelim. Bir an kalabalığın içinde kuşlar için yem satan yaşlı amca dikkatimi çekti derken burada bakın bir yem satan birini görebiliyoruz kuşların hemen önünde. Yaşlı olup olmadığını görmüyoruz. O kadar ayrıntıya takılmayacağız. Yem satan biri zaten diğerlerinde yok. Bakalım burada var mı? Pardon, burada bir tane daha var. Ancak onu banktan elemiştik hatırlarsanız. O çel olarak durmuş. Kuşlara yem atabilirdim ama bunun için seni beklemenin daha iyi olacağına karar verdim dediği anda cevabın C olduğunu netleştirdik. Bunu aslında buraya kadar bıraksaydık da deniz olmadığı için oradan da eleyebilirdik cevabı bu şekilde netleştirip diğer sorumuza geçebiliriz. Geldik 6. soruya. Yukarıda renkli kutuların içinde bazı cümleler verilmiştir. Hangi renkli kutularda kesme işaretinin kullanımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? Şimdi dikkat edeceğimiz şey şu. Sırasıyla dememiş. O yüzden yanlışlık yapılanları bulacağız. Hepsinin bir arada olduğu seçeneği işaretleyeceğiz. Sırasıyla deseydi işimiz kolaydı. İlkini bulduğumuz anda dikkat ederseniz hepsi farklı renk. Cevabı da bulmuş olurduk. Hemen bakalım. Boğaz köprümüz derken gördüğün gibi burada bir yanlışlık yapılmış. Ayırmaması gerekirken ayırmış. Buna dair öncülümüz nerede onu da gösterelim. Özel adlara getirilen iyilik, durum, bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Fakat sonunda üçüncü tekil kişi iyilik eki olan, iyilik olan özel ada yani boğaz köprüsü şeklini düşün. Bu ek dışında başka bir iyilik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz. Başka bir iyilik eki getirilmiş. Birinci çoğul getirilmiş dikkat edersen kesme işareti konmaz ancak konmuş. O zaman kesinlikle bu renk cevabın içinde olacak. Olmayanları ne yaparsın? Hemen elersin. O zaman dikkat edeceğiz. Turuncu ve mor. Dikkat turuncu burada da olduğuna göre sadece şuna baksanız cevabı bulacaksınız demektir. Yani mor mu turuncu mu ona baksak cevabı bulacağız demektir. Ama biz adım adım giderek Doğru olanları da göstermiş olalım. İzmirliler derken burada kesme işareti kullanılmaması gerekiyordu. Kullanmamış. Bu doğru. Milli iradenin tecelli ettiği TBMM'nin dedi. Burada nokta yokken kesme işareti kullanılır. Nokta varsa kullanılmaz. Doğru bir kullanım var. Dolayısıyla burada da bunu da eliyoruz ki moru elediğimiz anda aslında neyi bulmuş oluyoruz? Cevabı bulmuş oluyoruz. Yani turuncu, mavi ve gri olacak. Ancak biz netleştirelim. Erzincan ülkemiz topraklarının 11.974 11, kilometre kare. Buraya dikkat. Burada eğer virüstü ifade varsa kesme işareti olmaz. Buna dair öncül yukarıda arkadaşlar sayılara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır. Fakat üstü sayılara getirilen eklerden önce kesme işareti kullanılmaz. İzmir'lileri de hatırlatalım. Özel adlara getirilen yapım ekleri gördüğünüz gibi burada ve bundan sonra gelen diğer ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Göstermiş olalım diye yapıyorum. Kısaltmalarla alakalı olan da burada. dik isterseniz oradan da kontrol edebilirsiniz. Devam edelim diğerine bakalım. Antalya 2019 1 Ağustos -10 olması gerekirdi özel gün ve aylara geldiğinde kesme işareti ek geldiğinde kesme işareti kullanılacak. Bakalım nerede onun öncülü belli tarih bildiren ay gün adlarına gelen ekleri ayırmak için kullanılır. Burada da kullanılacaktı burada da kullanılacaktı kullanılmamış. Zaten yanlışlar arasında bu da vardı hatırlarsanız. Diğerine bakıyoruz 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbekli Tepe Şanlıurfa'dadır doğru özel isimden sonra gelen çekim eki ayrılmış. Gördüğün gibi ilk öncül sana bunu anlatıyordu. Son yanlışı da bulalım tarihi çok eskilere dayanan Sümele Manastırı ne demesi lazımdı. Dolayısıyla buradaki kesme işareti kullanılmaması da bize bir yanlış olarak kendini gösteriyor. Cevabımızın A olduğunu görür, netleştirir. Diğer sorulara geçeriz. Bunun öncülü de arkadaşlar yukarıda birinci öncül. Onu da hatırlatalım ve devam edelim. Bir soruya bakalım bizden ne istemiş? Yukarıdaki tarihi kesiti Atatürk'ün cevabı ile verilen duygu düşünceyi en iyi yansıtan şiir dörtlüğü aşağıdakilerden hangisidir? Birkaç kelimeyle özetleyip şiirde aynısını yaparsak karşılaştırma sonunda cevabı ulaşabiliriz. 1912 Trablusgarp Savaşı sırasında binbaşı olarak vazife gören Mustafa Kemal Atatürk bu savaşta gözünden yararlanır. Tedavisi dernedeki bir seyyar hastanede yapılmaktayken Mustafa Kemal telaşla oradan çıkar atına yönelir. Genç bir sağlıkçı onu fark ederek Kendisini durdurur ve istirahat etmesi gerektiğini söyler Mustafa Kemalisi ona. Nasıl gitmem vatan elden gidiyor evlat der ve atıyla oradan uzaklaşır. Meselenin düğümlendiği ve çözüldüğü yer burası aslında. Nasıl gitmem vatan elden gidiyor derken kötü durumda, sağlığı yerinde değil tam ama ne yapıyor? Kendini feda ediyor. Fedakarlığı görebiliyoruz burada. Bir, aynı zamanda vatan sevgisi olarak düşünebilirsiniz bunu. Ama bir üstü var dikkat ederseniz kendini vatan uğruna feda etmek. Ve aynı zamanda da zor zamanlarda bunu yapmak savaş sırası olarak da düşünebilirsiniz. Hemen seçeneklerde bunu arayalım. Ben kanlılarla yaylılarla büyüdüm geldim. Çocuk yüreğimi yakan türküler dinleye dinleye. Mahzun kanlılarla nazlı yaylılarla ve tozlu yollarınla sevdim seni Türkiye. Burada vatan Sevgisini görüyoruz ama fedakarlığı görmüyoruz, zor zamanları da görmüyoruz. Bu vatan, toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Yani onun uğrunda şehit olanlarındır demek istiyor. Fedakarlığı gördük. Dolayısıyla vatan sevgisi değişin içerisinde aynı zamanda da kötü ve zor zamanlarda vatan uğruna kendini feda ettiklerini de buradan çıkarabiliriz. Şehitlik o makama vatanı korurken gelebiliyorsunuz. Dikkat ederseniz bu doğrudan çıkarılabilir. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Onun uğrunda derken yine fedakarlığı görüyoruz. Aslında cevabımızı bulmuş oluruz. Diğerleri neden olmaz onlara bakalım. O kadar dolu ki toprağın şanla bir değil sanki bin vatan gibisin yüce dağlarına çöken dumanla göklerde yazılı destan gibisin. Burada vatan sevgisini görebiliyoruz. Şanla dolu derken dikkat edin. Evet belki şanlı tarihten zaferlerden bahsediyor olabilir ama burada kendini feda etmekten bahsedilmediği için vatan sevgisi olsa da aynı zamanda zor zamanları da görmüyoruz burada. Cevabımızın B olmasını değiştirecek bir durum yok. D'ye bakalım. Seni boydan boya sevmişim ta Kars'a kadar, Kars kadar Edirne'den toprağını taşını dağlarını fırsat buldukça övmüşüm. Yine vatan sevgisi ama yukarıda verilenleri bulamadığımızı görebiliyoruz. İşaretleyip diğer sorumuza geçebiliriz. 8. soruya geldik. Bakalım ne istemiş? Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki seçeneklerden hangisi? Yardımcı ögelerin her üçünün de söz öbeği şeklinde kullanıldığı bir cümledir. Bu şu demek yüklemimiz olacak. Bir tane öznemiz olacak biliyorsunuz. Özne yazılabilir yazılamaz. Ama asıl mesele yardımcı ögelerde yani nesne, zarf tümleci, ve dolaylı tümleç olarak göreceğiz. Her üçünün de dediği için cümlenin içerisinde mutlaka üçünün de bulunması lazım bu bir. İkincisi söz öbeği olacak diyor. Yani ya tamlama olacak, isim tamlaması, sıfat tamlaması ya da yan cümle şeklinde kullanılmış olacak. Buna dikkat edeceğiz. Birinin olmadığını gördüğünüz anda tamamını çözmenize gerek yok. Bunu hatırlatalım ve hemen çözelim şıklardan. Sınıf arkadaşlarımızın hazırladığı soruları dün incelediği soru kabul ekibi. incelediği yüklem, inceleyen kim, soru kabul ekibi gördüğün gibi özne. Ancak bunlar bizi ilgilendirmiyor. Ne zaman inceledi? Dün inceledi. Gördüğün gibi zarf tümleci tek bir kelimeden oluşuyor. Sadece buradan bile bunu eleyebiliriz. Peki neyi inceledi? Sınıf arkadaşlarımızın hazırladığı soruları. Nesneyi gördük burada. Bir söz öbeğidir. Doğru. Ama zarf tümleci burada tek başına bir kelime. Aynı zamanda işin içinde dolaylı tümleç olmadığı için bile bunu eleyebilirdik. Diğerine gelelim. Her şair ruhunun derinliklerindeki acıları müsveddelere kalemiyle ifade eder. İfade eder yüklem, ifade eden kim? Her şair, özne. Bu yine bizi ilgilendirmiyor sözöbeği olması. Peki neyi e, ifade eder? Ruhunun derinliklerindeki acıları, nesneyi gördük sözöbeği. Peki nereye? Müsveddelere. Dolaylı tümleci görüyorsunuz ama tek bir kelime. Nasıl ifade eder? Kalemiyle, zarf tümleci görüyorsunuz, tek bir kelime sözöbeği değil, elersiniz. Sonsuz bir sevgiyi ve sınırsız saygıyı bu cihana alemde her varlık hak ediyor. Hak ediyor yüklem. Hak eden kim? Her varlık özne. Peki neyi hak ediyor? Sonsuz bir sevgi ve sınırsız saygı derken nesneyi görüyoruz burada. Söz öbeğidir hatta bağlaç var. Dikkat edersen birden fazla nesne olarak da değerlendirebilirsin bunu. Ama ikisi de söz öbeği sonuçta tamlama var. Bu cihan alemde dolaylı tümleç gördüğün gibi ama dikkat et burada da zarf tümleci yok. Bunu da ne yapıyoruz? Eliyoruz. Geldik son seçeneğe. Okulun arka bahçesinde arkadaşımın neşe arkadaşlarımın neşeli çığlıklarını her gün duyuyordum ben. Yüklemimiz burada duyuyordum. Öznemiz ben. Peki neyi duyuyordum? Arkadaşlarımın neşeli çığlıklarını nesne. Ne zaman duyuyordum her gün duyuyordum zar tümleci. Nerede duyuyordum okulun arka bahçesinde dolaylı tümleş gördüğün gibi. Bu bir söz öbeği bunlar söz öbeği dolayısıyla cevap zaten kendini bize ne yaptı çözerken bile göstermişti. Diğerlerini de açık açık çözdük ee, öğrenmek adına. Ancak eksik olanı gördüğünüz anda da eleyerek zaman kazanmak adına ee, o şekilde de çözebilirdiniz. Bunu da hatırlatalım ve geçelim. Geldik 9. ve son sorumuza. Verilenlerden hareketle Selim Bey'in oluşturduğu şifreler aşağıdakilerden hangileri olabilir diyor. Bilgilere bakalım. Şifrelerle ilgili bilinenler şunlardır. Selim Bey her iki kasa için farklı şifreler oluşturacaktır. Paraları koyduğu kasa birinci kasa. Para bizi ilgilendirir mi bilmiyoruz ama yazalım. Önemli belgeleri koyduğu kasa ikinci kasadır. Buraya da yazalım. Belge olacak demektir bu. Birinci kasa için oluşturduğu şifre en az 5 haneli olmak zorundadır. Birinci kasayı bize doğrudan verdiği için, önümüze attığı için hemen kontrol edeceğiz. Burada 5'ten aşağı olan var mı? Şurada C'de neyi gördük? 4 taneyi gördük. O zaman bunu ne yapacağız? Eleceğiz. Çünkü 5 artı olması lazım demişti bize. 5 ve üzeri olabilir. Her iki kasa için oluşturulan şifrelerde, şifrede özel karakterlerden en az biri olmak zorundadır diyor. Bakalım özel karakterleri burada gördük. B'ye baktığımız zaman özel karakter göremiyoruz. Dikkat et. Diğerine bakmamıza gerek yok. Bir tanesinde olmaması elememiz için yeterli. Bunu da eledik. Devam edersek diğerinde özel karakter var mı? Var. Üçünde de pardon, ikisinde de kontrol ettik ve gördük. Oluşturulan şifrelerde en az bir küçük harf, bir büyük harf ve bir rakam olmak zorunda. Küçük büyük harfi görüyoruz, küçük büyük harfi görüyoruz, rakamları görüyoruz. Burada da aynı şekilde D'de de bunları gördük. Demek ki bu öncül bize bir şey el etmeyecek. Diğerlerine bakalım. İkinci kasada kullanacağı şifrede ilk kasada kullandığı sembol, karakter, harf ve rakamlardan hiçbirini kullanmayacak ve en az 6 haneli olacaktır dediği anda hemen bakalım. F var burada, burada var mı? Var. Dolayısıyla bunu hemen ne yaparsın? Elersin. Çünkü hiçbiri demişti. Bir tane bile bulsak elemiş olacağız. Cevapta karşımızda Denizli olacak. Gördüğümüz gibi bakalım karşılaştırmamızı yapalım. Benzerlikler var mı? Benzerlikler yok. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktı? D olacaktı. Zaten netleştirdik ve bu bölümün de sonuna geldik. Umarım sizin için faydalı bir ders olmuştur. Yeni derslerimizde görüşmek üzere hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Kanalımıza abone değilseniz destek olmak için abone olmayı unutmayın.